paydayı rasyonel yapma yani eşlenik. Paydasının köklü bir ifade bulunan bir kesirin paydasını kökten kurtarma işlemidir. Tip 1 kök A'nın eşleniğini kök A'dır. Örneğin kökünün eşleniği kök 2'dir. Kök 2 ile kök 2'yi çarparız 2. Kök 3'ün kök 3'ü kök 3'ü çarparız 3. Kök 5'in eşleniği kök 5'tir. Bu da 5 olur. Kök artı kök B'nin eşliği kök artı kök B'dir ve şu şekildedir. Kök 3 artı kökün eşliği kök 3 eksi kök 2'dir. Bunu çarpalım. 3 eksi 2'den 1 oluyor. Bunun eşleniği şudur. Bunları çarptığımızda 5 eksi 3'ten 2 oluyor. Bunun eşleniği de budur. Bu da 5 eksi 4'ten 1 oluyor. Bunun eşleniği budur. Bunu 9 eksi 2'den 7'dir. Şimdi mesela bunu çarpıyoruz ya. Şöyle şurada birini gösterelim. Aynı kök 2 ile kök 2'yi çarpacağız ya. Aynı kök. Kök dereceleri eşit. Aynı. 2 2 kök 4. O da ne oluyor? 2 olarak çıkıyor. Hani ben direkt yazdım ya. Bu da ispatım. Şimdi ifadesi bu. Eşdelik kök 5 çarpımı 5. Bunun eşdeliği budur. Bununla bunu çarpalım. 2 eksi 1'den 1. 2 eksi 1'den 1. Bunun eşdeliği de kök 7 artı kök 3. 7 eksi 3'ten 4. Bunun eşdeliği de kök 7 artı 3'tür. O da ne olur? 7 eksi 9'dan eksi 2 olur. Şimdi bu şekilde paydaları eşdeliğiyle çarparız. Bu ifadelerde bu ne olur? 2 kök 3 bölü 3. Bunu kök 2 ile yani kök 2 bölü 2 olur. Bunu kök 6 ile 12 kök 6 bölü 6'dan bunlar sadece 2 kök 6 olur. Bunun eşdeliği kök 2 eksi 1'den ne oldu? Kök 2 eksi 1 bölü 2 eksi 1 oldu. Yani kök 2 eksi 1 oldu sonuç. Bunun eşdeliği kök 5 artı kök 2'den 3 parantezinde kök 5 artı kök 2 ile çarpacağız. Bölü 5 eksi 2'den 3 oldu burası da. Bunlar gitti. Cevabımız kök 5 artı kök 2 oldu burası da. 36. sorumuzdayız. Kök 7 ile kök 7'yi çarptım. 7 eksi 1 bölü kök 7. Kök 7 ile 7 artı 1 bölü kök 7. Kök 7'ler gitti. 6 bölü 8. 2'ye böleyim. 3 bölü 4. Edirne. Bakalım doğru. Şimdi işlemin sonucu kaçtır diyor. Eşteğeni ile çarpıyoruz şunları hemen. 4 kök 5 eksi 4. O da ne olur? 5 eksi 1'den 4. Eksi 4. Dur. Dur bir dakika. 4 kök 3. 4 kök 3 değil ya. 4 ile 3'ü çarpacağım. 12. Şunları çarpıyorum. 12 artı 4 kök 5 bölü 3 kök 3. 9 eksi 5'ten 4 oluyor burası. Şu şekilde. 4 kök 5 eksi 4 eksi 12 eksi 4 kök 5. Bunlar gitti. Eksi 16 bölü 4'ten eksi 4 oluyor. 37 Adana doğru. Soru 38. İşlemin sonucu kaçtır? Şimdi bunu da yine eşleniğiyle çarpalım. Bunu da şu şekilde. Ne oldu? 3 eksi kök 5'in karesi bölü 9 eksi 5'ten 4 burası. Tabii şöyle kök var. Artı 3 artı kök 5'in karesi 9 eksi 4 5'ten 4 burası yine şu şekilde. Şimdi şunlar gider. Burada 3 eksi kök 5 kalır. Mutlak değer için ama gerek yok. Zaten 3 daha büyük. Artı 3 artı kök 5 bölü 2 kaldı. Kök 4 2 olarak çıkar. Ne oldu? Kök 5'ler gitti. 6 bölü 2'den 3 oldu. Yani 38 Ceyhan. Doğru. Şu sorumuza bakalım. Bunu kök 7 ile paydaları eşitleyelim. 7 artı 6 bölü kök 42 çarpı kök 42. Bunlar gitti. 13 oldu. 39 Edirne. Kızım çok ses çıkarma. Kardeşin uyanır. İşlemin sonucu kaçtır? Şimdi bunu eşteniyle çarpalım. Kök 5 artı kök 2. 5 eksi 2'den 3 oldu. Eksi
kök 5 eksi kök 2, 5 eksi 2'den 3 oldu. Evet, şu kısmı bir yapalım. Kök 5 artı kök 2 eksi kök 5 artı kök 2. Bunlar gitti. 2 kök 2 bölü 3 çarpı 6 bölü kök 2. Bunlar gitti. 2, 4 oldu. Cevap denizde 40. Bakalım doğru. İşlemin sonucu kaçtır? Şimdi bunu hemen eşleniğiyle çarpıyoruz. 2 artı kök 3'ün karesi. 2 2 4 4 eksi 3 eksi 12 kök 3 bölü 3. Şunlar gitti. Burada 4 k 4 kök 3. Burası da bir dakika. Burada 4 kök 3 kaldı. Burada tamam. Şimdi burası da 1 zaten. Bunun karesine birinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikinci çarpımının 2 katı. 4'e 4 kök 3. Eksi 4 kök 3 oldu. Şunlar gitti. Cevabımız 7 oldu. Yani 41 edene bakalım. Doğru. 42 A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere A artı B toplamı kaçtır? Şimdi bunu hemen eşleniğiyle çarpıyorum. Eşlenik gördüğümü çarpacağız. Şimdi 2 kök 5 artı 2 kök 7. 5 eksi 7'den burası da eksi 2. Eksi şöyle 2 kök 5 eksi 2 kök 7. 5 eksi 7'den eksi 2. Şimdi şu üst kısmı halledelim. 2 kök 5 artı 2 kök 7 eksi 2 kök 5 artı 2 kök 7. Şunlar gitti. Burada 4 kök 7. Aşağıda da eksi 2 var zaten. Bu da ne olur? Eksi 2 kök 7 olur. Eşittir. Eksi B kök içinde A artı 1. B buradan 2 olur. A buradan 6 olur. 6 artıktan 8 oldu. 42 denizli bakıyorum. Doğru. 43. sorumuza geçelim. İfadesinin değeri kaçtır? Şunu A ile şunu B ile yaptığımızda A kare eksi B kare eşittir A çarpı B. Şimdi şöyle baktığım zaman A çarpı B kaç oluyor? 3 eksi 2'den 1 oluyor A çarpı B. Şu 6 1 yani. Şimdi A kare ne oluyor? Kök 3 artı kök 2'nin karesi. Sonra burada nedir? Nerede kaldık? Bu eksi B karede. B karede şunun karesi. Kök 3 eksi kök 2'nin karesi. Aşağısı zaten bir de aşağıya yazmamıza gerek yok. Nedir? Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Bunu çarptığında kök 6, 2 katı 2 kök 6. Eksi. Birincinin karesi artı ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı eksi 2 kök 6. Şimdi şunlar gitti direkt. Buradan da 4 kök 6. 43 Edirne. 43 Edirne 4 kök 6 doğru. 44. sorumuza geçelim. Şimdi işlemin sonucu kaçtır? Şimdi baktığımızda şu kök dereceleri eşit olduğuna göre şu ifadeyi çarpalım direkt. 82 eksi 1 81 oldu. Derecesi 4. Bu 3 üzeri 4 olduğuna göre 4'ler gitti. Cevabımız 3. Yani 44 Edirne doğru. Şu şekilde. 45. sorumuza bakalım. Bu tip sorularda şöyle yapacağız. A eşittir. Kök eksi kök A'yı buraya açıyorum. 3 artı kök A. Şimdi A gördüğüm yere 3 artı kök A yazacağım her zaman. Bakıyorum önce bir şu ifadeyi çözeyim. A kök A eksi 3 bölü kök A. Şimdi A gördüğüm yere 3 artı kök A yazayım. 3 artı kök A çarpı kök A eksi 3 bölü kök A. Şimdi bunu çarpalım. Dağıtayım yani. 3 kök A artı A eksi 3 bölü kök A. Şimdi burada A gördüğüm yerine 3 artı kök A yazayım yine. 3 artı kök A. Ne oldu?
Şu 3 artı 3 ile eksi 3 birbirini götürdü. 3 kök a ile kök a'yı toplarsan 4 kök a. 4 kök a bölü kök a, kök a'lar gitti, 4 kaldı. Yani 45 bursa bakıyorum doğru. 46. sorumuza geçelim. İşlemin sonucu kaçtır? Şimdi bu sorularda şöyle. Kök 15 nedir? Kök 5 çarpı kök 3. Artı 3 nedir? Kök 3 çarpı kök 3'tür 3'te. Şöyle şu ifadeyi şuraya yazdım. Şimdi bunu kök 3 parantezine aldığımda ne olur? Kök 5 artı kök 3 olur. Çarpı ne var? Kök 5 eksi kök 3 var. Tamam. Şimdi kök 5 kök bunlar eşlenik çıktı. Hemen bunları çarpayım. 5 eksi 3. Burada da bir kök 3 var. Aşağıda da kök 3'ler gitti. 5'ten 3 çıktı 2. Yani cevabımız 46 Ceyhan. Doğru. 47'ye geçelim. Y bölü x ifadesi kaçtır? Evet. Şimdi bu tür soruları şöyle yapalım bir öncelikle. Şu x'i içeriye atalım. X'i içeriye atarsam x kare çarpı y olur. Eksi y'yi içeriye atarsam y kare çarpı x olur. Şimdi böyle x eksi y var. Evet. Bu x eksi y'yi de nasıl yazabilirim? Kök x eksi kök y çarpı kök x artı kök y şeklinde yazabilirim değil mi? X eksi y'yi. Bunlar x eksi y olur. Çarpı burada da kök y artı kök x var. Hani böyle bunu buraya alıyoruz. Eşittir 2x'miş. Şimdi şuradan kök artı y eksi şu ifadeler birbirini götürdü. Şimdi şu ifadeye baktığımda burada ben bunu burayı kök x y parantezine alabilirim. Kök x y parantezine aldığımda buradan kök x eksi buradan da kök y kalır. Şu üst kısmı yazdım yani. Şununla şu gider. Burada kök x y kalır yani. Kök x çarpı y bölü 3 eşittir 2x kaldı. Her tarafının karesini aldığımda 4x kare şöyle bir ifade oldu. Yani x y eşittir 36x kare. X'lerden biri giderse y eşittir 36x. Bana y bölü x'i soruyor. 36 olur. 47 Ceyhan doğru. Şu şekilde göstereyim. Şimdi 48. sorumuza bakalım. Bunu nasıl çözeceğiz bakalım bir. Bu kök 10 nedir? Şimdi ben bunu kök 2 parantezine aldığımda şu şekilde kök 2 parantezine aldığımda kök 5 eksi kök 3 olur değil mi? Artı kök 5 eksi kök 3 bitti burada var. Şöyle kök 5 oldu eksi kök 3 evet. Aşağıda da kök 2 artı 1 var. Artı 3 bölü kök 3. 3 kök 3 bölü 3'ten burada kök 3 kaldı sadece. Burada kök 3 kaldı tamam. Şimdi ne yapacağız? Bunu paranteze aldık. Burada bir eşlenik çıkmasını beklerdim ama çıkmadı. Kök 2 parantezine aldım. Şöyle yapsam eksi kök 2 parantezine alsam eksi kök 5 artı 3. Dur bir dakika. Şimdi şurada kalmıştık ya. Bunu kök 5 eksi kök 3 parantezine aldığında bir de yukarıda kök 2 artı 1 kaldı. Aşağıda da kök 2 artı 1 vardı. Bunlar gitti. Burada artı 3 vardı. Kök 3'e çarptım. 3 kök 3 bölüşen artı kök 3 vardı. Pardon. Şu şekilde. Şunlar da gitti. Kök 5 kalır. Cevabımız Ceyhan. 48 Ceyhan bakıyorum. Doğru. 49. sorumuza geçelim. Şimdi baktığımda bu kök 48. Ben bunu kök 3 parantezine aldığımda ne olur? Kök 16 eksi kök 9. Bunu da kök 5 parantezine aldığımda kök 9 eksi kök 16. Evet. Artı kök 3 bölü kök 5. Şimdi
Baktığımda 4 burası köken altı 4 diye çıkar. 4 eksi 3'ten 1. Burada 3 eksi 4'ten eksi 1. Yani burada bir eksi var. Eksi kök 3 bölü kök 5 artı kök 3 bölü kök 5. Bunlar da direkt 0 olur. Yani 49 Denizli. Doğru. 50. sorumuza bakalım. Şimdi şu ifade birbirine eşitse ben direkt böyle içler dışlar çarpımı yapayım. Burada ne olur? X eksi 5 eşittir. Bunu da içlerini çarptığımda kök içerisinde nedir? X kare eksi 25 olur. Her tarafın karesini aldığımda x kare artı 25. Birinci x'in çarpımının 2 katı 10x. Bunu da x kare eksi 25. Şu x kareler gitti. Bu buraya artı 50 eşittir 10x. X buradan 5 çıkar. 50c yani doğru. Şimdi bir not var. Bu not da şu şekilde. Şimdi şurada 2 varsa burada 2 olmak zorunda. 2 yoksa biz 2'yi oldurmamız gerekiyor. Y mesela A çarpı B şeklinde yazılacak. Ve bu A çarpı B de X de A artı B'nin toplamına eşit olacak. O zaman kök artı kök B şeklinde yazıyor. Şurada eksi varsa da kök eksi kök B. Şimdi şurada örneklerini çözelim. Bu nedir? 3 ile 2'nin çarpımıdır. 3 ile 2'nin toplamı da 5 olduğu için kök 3 kök 3 artı kök 2 diye şeklinde yazabiliriz. Bu da 5 ile 2'nin çarpımı kök 5 eksi kök 2 şeklinde yazabiliriz. Şuna bakıyorum 4 ile 3'ün çarpımı kök 4 artı kök 3 şeklinde yazabiliriz. Şimdi bunun burasında 2 yok. Bunun burasında 2 olduracağız. Şimdi bunu sonra çözelim. Bir şuna bakalım. Şimdi kök 60'ı nasıl yazabiliriz? 2 2 4 60'ı 4'e böl 1 15 2 kök 15 şeklinde yazabiliriz değil mi bir kök 60'ı 15'te 5 çarpı 3 yani burası kök 5 artı kök 3 olur. Şimdi 6 ya burada 2 olmak zorunda 2 çarpı 3'tür 6 burada 2 olsun bu 3'ü içeriye alalım 3'ün karesi de içeri atarız burada 18 kök 18 2 kök 18 oldu burası yani. 18'de nedir? 6 çarpı 3 şeklinde yazılır. 6 artı 3 de 9 eşit. Yani kök 6 artı kök 3 oldu burası. Şimdi şuraya bakalım. Burada evet şimdi çözmeye başlayalım. Eğer burada hani bu şekilde içeriye atamıyoruz falan. O zaman ne yapacağız? Kök 2 ile çarpıp kök 2'ye böleceğiz. Böylelikle sonuç değişmez. Şimdi kök 2 ile çarptığımda hani kare köklerde kök dereceleri eşitse bu 2'yi direkt içeriğiyle çarpacağız. Çarpalım. 4 artı 2 kök 3 oldu. Şöyle kök derecesinde. Bunda nasıl yazabiliriz? 3 çarpı 1. O da kök 3 artı kök 1 şeklinde oluyor. Şimdi bunu da aynı şekilde kök 2 ile çarpıp kök 2'ye böleceğiz. O da ne oldu? 16 eksi 2 kök 15. O da kök 15 eksi kök 1 şeklinde yazılmış olacağız. Bunu da aynı şekilde kök 2 ile çarpıp kök 2'ye böleceğiz. Kök 2 ile çarp kök 2'ye böleceğiz. Tabii ki şunu unutmuyoruz. Bölü hani kök 2 ile çarp kök 2'ye böldük ya alta kök 2 yazmayı da unutmayalım. Bunu yapıyoruz. Burada kaldık. Şu 2'yi kök 2 ile çarpıp kök 2'ye bölüyoruz. Çarpalım. 8 eksi 2 kök 15 bölü kök 2. Bu tabii şu şekilde ifade. Bu 5 ile 3'ün çarpımı kök 5 eksi kök 3 bölü kök 2 şeklinde yazıyoruz. Hani ben şurada bölü kök 2 yazmayı unutmadım. Unuttum soruyu çözüyoruz. Bölü kök 2'yi de unutmuyoruz. Kök 2 ile çarpıp kök 2'ye bölüyoruz. Şimdi 51. soru. Şöyle soruya bir bakıyorum. Bunu 2 kök şeklinde yazayım. 2 kök 6 olur. Bu da nedir? 3 çarpı 2. Bu da nasıl yazılır? Kök 3 eksi kök 2 diye yazılır. Burada eksi kök 3 artı kök 3 gitti. Bu bunu götürdü. Burada kök 9 kaldı. O da 3 olur. 51 Denizli. 52'ye bakalım. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi bu nedir? Buradaki bir tane 2 içeriye götüreyim. Burada 12 oldu. Burada 2 var. 4 ile 3'ün çarpımı. Kök 4 artı kök 3. Kök 4 de 2. 2 artı kök 3 yani. 1 bölü 2 artı kök 3. Eksi 1 bölü 2 eksi kök 3. Bunu çözeceğiz aslında. Çözelim hemen. Eşleniğiyle çarpalım. 2 eksi kök 3 eksi 2 artı kök 3.
4 eksi 3'ten bunlar gitti. Bir dakika. Bu eksi 2 kök 3 eksi 2 kök 3 çıktı. Yani cevabımız Ceyhan. Bakıyorum 52 Ceyhan doğru. Şimdi sonsuz köklere bakalım. Buradan soru fazla çıkmıyor. Hemen bakalım. Toplamada ne yapacağız? Ardışık çarpanlardan büyüğünü alacağız. 4 çarpı 3 ya ardışık çarpan. Bunun büyüğü nedir? 4 cevabımız 4. Buna bakıyorum. Çıkartmada ardışık çarpanlardan küçüğünü al. 4 çarpı 5'tir. Küçüğü nedir? 4'tür. Cevabımız 4. Çarpmada dereceyi bir azalt. Çarpmada dereceyi bir azaltıyoruz. Bunun derecesi 4 ya. Bir azaltıyoruz. Şu şekilde olacak cevap. O da 2 olur. Dereceyi 1 arttırıyoruz. Kök 32'ye 5, 1 arttırdığında 5. Oradan da 2 olur cevabımız. Şimdi 53. sorumuza bakalım. Bu toplamada 5 çarpı 6'dır. Ardışık sayılardan en büyüğünü alacağız. 6. Bu bakıyorum. Bu nedir? Bu çıkartma. Çıkartma 3 çarpı 2. En küçüğünü alacağız. Yani 2'yi artı. Bu nedir? Çarpmada dereceyi bir azalt. Yani kök 100 bir al 2 10 diye çıkar. Bölmede dereceyi bir arttır. Kök 16 derecesi 4. O da 2 olarak çıkar. 3 artı 5'ten 8 cevabımız Deniz'de 53. Bakıyorum doğru. 54. sorumuz. Şimdi bu tür sıralama sorusunda kökleyip bir kolay bir yöntem var. Onu yapacağız. Şimdi işlerindeki toplamalar eşitse 13 ile 17 topladım 30. 12 ile 18 topladım 30. 10 ile 20 topladım 30. Eşitse eğer toplamalar eşitse içlerini çarpıyoruz. O şekilde sıralıyoruz. 13 ile 17'yi çarp mesela. Sonuç kaç çıkıyor? 13 ile 17'yi çarp. 7 kere 3 21. Elde var 2. 7 8 9 1 kere 3 3. 1 kere 1 1. 9 10 10 12 elde var 1. 221 221 12 ile 18'i çarp 20 ile 10'u çarp 200 12 ile 18'i çarp kaç çıkıyor bir de onu çarpalım 8 kere 2 16 elde var 1 kere 8 1 kere 1 8 9 11 216 sıralayalım A büyük B büyük C çıktı bakıyorum şıklara yani cevabımız Edirne 54 Edirne doğru buna bakıyorum işlerindeki toplamlar eşit değil çarpımları eşit bakıyorum çarpıyorum evet içlerini çarptım eşit İşlerindeki çarpım eşitse o zaman topluyoruz. Toplayarak sonucu bulacağız. 15 ile 8'i topladım. 15, 18, 19, 23. Bununla bunu topladım. 62. Bununla bunu topladım. 22. Bakalım sıralayalım. Y büyük. X büyük Z. Y X Z. Y büyük X Z. Yani cevabımız Deniz'de oluyor. Doğru. Köklü sayılarımız böylece bitmiş oldu. Görüşmek üzere.